Bu film sadece Allah rızası için hazırlanmıştır. Bu yüzden bu filmin kopyalanmasında ve dağıtılmasında hiçbir sakınca yoktur. Hz. İsa'ya Rabbimiz diyecek kadar sıkı bir Hristiyan olan tarihçi Arthur Vigal'in Hristiyanlık hakkındaki samimi itirafları şu şekildedir. Hristiyan doktrinlerinin İsa Mesih'ten değil de putperest kaynaklardan kaynaklandığını inanmaktayım. Kiliseye ait Hristiyanlığın büyük bir kısmının putperestliğin yeniden giydirilmiş hali olduğu öyle açıktır ki, bir kimse onun hakkında eski putperest tanrılarının son kalesi dahi diyebilir. Ben bu antik tanrıları tapınmanın, asla ölmediğine ve bugün bile hala onu bilmeden Hristiyan ibadet yerlerinde ve dinsel törenlerde anlatılan putperest efsanelerde devam ettirdiğimize inanmaktayım. İsa tarafından dışarı atılan eski tanrılar tekrar nüfuz ettiler ve bir kez daha kendilerini meydana çıkardılar. Onların tapınakları yok edildi ve sunakları terk edildi. Buna karşılık onlar kiliseye geldiler ve bugün siz onlara, onları kendi eski şekilleriyle inkar edenler tarafından başka adlar altında tapıldığını görürsünüz. Putperestliğin kutsal çanları şimdi kilisenin kutsal çanlarıdır. Jüpiter ve Apollon'un heykelleri, Aziz Peter ve Aziz Paulus'un heykelleri oldu. İsis'in resimleri, Bakire Meryem'inkilere dönüştü geleneklerle insanları sevindiren putperest festivalleri devralmak ve onlara Hristiyanlık açısından değer vermek belirgin bir Hristiyan politikasıdır. Hristiyanlıktaki putperestlik. Alemlerin Rabbi olan Allah, insanoğlunu imtihan için dünyaya gönderdi. Ama zamanla insanoğlunun bir kısmı, kendisini yaratan Allah'a karşı hayali tanrılar uydurdu. Bu uyduruk tanrıların temelini ise Doğa olayları oluşturuyordu. Şimşek çakmasından esen rüzgarlara, denizlere, güneşe varıncaya kadar hepsine dair uydurup tanrılar icat ettiler. Olimpos Dağı'nda yaşadığına inanılan hayali tanrılar ve benzeri mitolojik hikayelerin temelinde işte bu tabiat olaylarının canlandırılması ve onlara şahsiyet verilmesi yatar. Çağımız insanının en büyük eğlence araçlarından birisi nasıl televizyon ve bilgisayarsa, bu araçlara sahip olmayan eski dönemlerdeki insanların en büyük eğlencesi de masallar, hikayeler, efsaneler anlatmak ve dinlemekti. Hatta bunu bir ücret karşılığında yapan profesyonel anlatıcılar da vardı. İnsanlar binbir gece masalları örneği gibi masal hikaye oluşturmak için zaman ayırıyorlardı. Bu yaygın zihinsel bir uğraştı. Bu masallar ve mitolojik hikayeler kulaktan kulağa yayılıyordu. Zamanla bütün bu uyduruk hikayeler putperestliğin esas kaynağı oldular. Allah'ın çağlar boyunca yeryüzünde görevlendirdiği bütün peygamberlerse bu putperest inançlarını yok etmek için mücadele ettiler. İşte bu görevlendirilen peygamberlerden biri de Hazreti İsa'ydı. Onun esas görevi ise Hz. Musa ile gönderilmiş olan mesajı bozan İsrailoğullarını uyarmak, onları ıslah etmek ve de son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini müjdelemekti. İsa peygamber, diğer peygamberler gibi bütün tebliğ ve öğretilerinde tek bir olan Allah inancını anlattı. Her türlü bozulmaya, sapmaya ve zorbalığa karşı insanları uyararak Allah'ın rızasını uygun yaşamaya ve yalnızca ona ve onun indirdiklerine teslim olmaya çağırdı kendilerinin Tevrat'ın uygulayıcısı olduklarını iddia eden fakat gerçekte şekilcilikten ileri gidemeyen ve kendi yorumlarını din yerine koyan bir toplumun içerisinde din mücadelesini vermeye çalıştı. Allah'ın elçisi Musa'dan sonra onun getirmiş olduğu vahyi tahrif edenleri, çarpıtanları uyarmak için gelen İsa peygamberin bu dünyadan ayrılmasından sonra aynı akıbete onun getirdiği ilkeler doğurdu. Hz. İsa yeni bir din kurmamasına rağmen kendisinin dünyadan ayrılmasından sonra getirdiği mesaj tahrif edilip Hristiyanlık adını aldı. Hristiyanlık yoğun bir şekilde putperest inançların etkisi altında kalmıştır. Özellikle sonradan Hristiyan olan Romalı ve Yunanlılar kendi putperest inançlarını da Hristiyanlığa bulaştırdılar. Hristiyanlık en çok Roma'da yayılmış olan Sol Invictus ve Mitraizm inançlarından etkilenmiştir. Sol Invictus ve Mitracılık birbirlerine o kadar yakındırlar ki çoğu zaman karıştırılırlar. Her ikisi de güneşin önemi üzerinde durur. Pazar gününü kutsal kabul eder. 25 Aralık'ı önemli bir doğum şenliği olarak kutlarlardı. Bunlardan Mitra kültürü önce Hintlilerden Persleri sıçradı. Perslerin Yunanlılarla olan savaşlarından sonra Yunan dünyasında tanındı. Oradan da bu inanç Romalılara geçti. Mitra, putperest romanın da tanrıları arasında yer aldı. Roma'da güneş tanrısı olduğuna inanılan Mitra'ya çeşitli tapınma ayinleri düzenlenirdi. Hristiyanlığın nihai zaferine kadar Roma dünyasında yayılan bu din, imparatorluk içindeki en güçlü putperest dindi ve milattan sonra 376-377 yıllarında Hristiyanlık tarafından bastırıldı. Bununla birlikte onun çöküşünden sonra öğreti ve törenlerinin pek çoğu zamanla kilise tarafından uyarlandı ve böylece Hristiyanlık tarafından emildi. İsa Mesih insanların ibadetlerinde herhangi bir zihni dönüşüme gerek olmadan Mitra'nın yerine geçirildi. Hristiyanlık sadece Roma putperest inançlarından değil, Yunan ve Mısır putperest inançlarından da etkilenmiştir. Şimdi bu putperest inanç ve ayinlerinden Hristiyanlığa geçen bazı uygulamalardan bahsedelim. Mitra ve Sol Invictus inançlarının kutsal günü idi ve pazar gününe güneş günü ismi verilmişti. İmparator Konstantin milattan sonra 321'de ilan ettiği bir fermanla hukuk mahkemelerinin güneşin kutsal gününde kapalı tutulmasını ve bugünün istirahat günü olmasını emretti. Yani pazar günü ilk defa Roma İmparatoru Konstantin tarafından resmi tatil ilan edilmiştir. Latince'de pazar günü dies solis, İngilizce'de ise Sunday olarak ifade edilir. Her iki dilde de bu güneş günü anlamına gelir. Kısacası Mitra'nın özel günü olan pazar kutsal gün olarak Hristiyanlara geçmiştir. Hristiyanlık o zamana dek cumartesiyi yani Yahudi Şabatı'nı kutsal sayıyordu. Konstantin'in fermanıyla pazar kutsal gün olarak ilan edildi. Bu durum yalnızca var olan rejimle uyumu sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Hristiyanlığın Yahudi temellerinden ayrılmasını da olanaklı kıldı. Güneş tanrılarının başını taşlandıran ışıklı hale artık Hristiyanların halisi haline geldi. Ekranda şu anda görmekte olduğunuz resim ve kabartma figürlerde Romalı ve Yunanlıların güneş tanrısı olarak kabul ettikleri Mitra Apollo ve Helios'un kafalarının arkasında güneş şekli bulunmaktadır. Eski Mısır'da güneş tanrısı olarak tapınılan Ra'nın resminde de kafasının üstünde güneş resmi yer almaktadır. Burada ise Buda heykelinde güneş şeklini görmekteyiz. İşte putperestlerde önemli bir yere sahip olan bu güneş şekli, Hristiyanlar tarafından başta Hz. İsa'yı sembolize eden heykel ve resimlere uyarlandı o da yetmedi, aziz olarak gördükleri birçok şahsiyetin resim ve heykeline bu güneş sembolünü eklediler. Ayrıca Romalı putperesler ve birçok putperest kavim, güneş tanrısının doğum gününün 25 Aralık olduğuna inanırlardı. Çünkü yaptıkları hesaplara göre 25 Aralık'ta günler uzuyordu. Tanrı saydıkları güneşin her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık'ta günler tekrar uzamaya başlayınca güneşin kendileriyle kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı. Bu kutlamalar sırasında dans ederler, içki içerler ve mumlarla ışıklandırma yaparlardı. Ve o günde hindi, domuz eti ve kas kızartması yemeği ve birbirlerine çeşitli hediyeler vermeyi gelenek haline getirmişlerdi. İsa peygamberin doğum tarihi kesin olarak bilinmediği halde Hristiyanların büyük bir çoğunluğu 25 Aralık'ı Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul etmişlerdir. Bu 25 Aralık'la 1 Ocak tarihi eski Roma takviminde Güneş Tanrısı Mitra'nın doğum günüyle Saturnali Festivali'ndeki gün dönümünün birleşimi olarak bir hafta süreyle kutlanırken Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğum günü kutlamasına dönüştürülmüştür. Günümüzde Christmas, Hristiyanlar tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanır ve yılbaşında 1 Ocak'ta Noel eğlenceleriyle birleşir. İşte bu Christmas ve yılbaşı eğlenceleri zamanla Noel efsanesiyle birleşmiştir. Yani Hristiyan inançlarında yeri olmayan Noel kutlaması, Hristiyanla eski çok tanrılı kültürlerden geçmiş ve Hristiyanlığın yaygın olduğu ülkelerde Christmas ve yılbaşı kutlamalarının bir parçası haline getirilmiştir. Noel Baba efsanesi ise çok daha sonraları uydurulmuştur. Santa Claus ismiyle de bilinen Aziz Nikolas adlı bir Hristiyan din adamının yardımseverliği hikayesi zamanla Noel Baba adıyla çocuklara hediyeler getiren bir efsaneye dönüştürülmüştür. Bu efsane özellikle İskandinav mitolojisinden beslenerek günümüze kadar gelmiştir. Noel Baba efsaneye göre Kuzey Kutbunda eşiyle birlikte yaşar. Elfleriyle birlikte çocuklar için oyuncaklar yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirirler. Noel Baba da renk geyiklerinin çektiği uçan kızağını hediyelerle doldurur ve evlere bacalardan girerek herkesin hediyesini dağıtır. Bu arada çocuklar tarafından kendisi ve geyikleri için bırakılan süt, kurabiye, havuç gibi yiyecek ve içecekleri tüketirler evide tabii kuzey kutbu olduğu için kendisinin geyikleri ve onların çektiği kızaklı aracı vardır. Ren geyiklerinin çektiği uçan araba fikrinin İskandinav mitolojisinden uyarlandığı ortadadır. İskandinav mitolojisi tanrılarından Thor'un da uçan bir arabası vardır. Fakat onun arabasını çekenler keçilerdir. Ayrıca İskandinav mitolojisi tanrılarından Odin'in de uçan atı vardır. Yine İskandinav mitolojisindeki inanca göre Odin'in uçan atı Slepner için çocuklar patiklerinin içine havuç ve şeker koyup duvara ya da kapıya asarlar. Bu inanca göre de Odin bu iyiliği karşılığında çocuklara hediyeler, tatlılar ve şekerlemeler verir. Günümüzdeki Noel Baba karakterini ise ilk olarak 1800'lü yıllarda Thomas Nast adlı bir çizer tasarlamıştır. Daha sonraları bu çizim asıl şöhreti ise Coca-Cola'nın reklamlarında yer almasıyla yakalamıştır yani günümüzde bilinen Noel Baba, bu reklamlardaki kırmızı giysili, kırmızı başlıklı Noel Baba'dır. İşte işin içerisine ticari menfaatler de girince, bu uydurma Noel Baba efsanesi her yere yayılmıştır. Yılbaşı eğlencelerinde Hristiyanlar tarafından kullanılan süslü çam ağacı ise birçok putperest inançta vardı. Örneğin Yunanlılar ve Romalılar Attis'in bereket tanrısı olduğuna ve çam ağacında vücut bulduğuna inanırlardı. Çam ağacına bereket sembolü olarak tapınılırdı. İskandinav mitolojisinde ise İskandinav tanrılarından Odin, dünyayı yarattıktan sonra kendisini evrenin ağacı denilen hiç solmayan bir çam ağacına asar. Böylece hikmet ve bilgiye dönüştüğüne inanılır. Bu çam ağacı efsanesinde Odin'in kendisini feda edişi Hristiyanların çarmı hikayesine benzetilir. Bir başka genel kabul gören anlayışa göre çam ağacı ve mumlar antik Aryan inanç geleneğinde Yul Festivali'nden kaynaklanmaktadır. Çam ağacı ölümsüzlüğü temsil ederdi ve mumlar yakılarak ağaca bağlanırdı. Yanan mumların kötü ruhları ve cadıları kovduğuna inanılırdı. Noel'de yılbaşında domuz eti yenilmesi de putperest Yul Festivali'nin uygulamalarından gelmektedir. Yılbaşında bu gelenek yani çam ağacı mumlar domuz eti yenmesi Avrupa'da devam etmiş ve her türlü kutlamada mumlar ya da daha geniş aydınlatma yöntemleriyle sürdürülmüştür. Gündüzlerin çok kısa olduğu İskandinav ülkelerinde Hristiyanlıktan önce var olan Yul kutlaması yılın en kısa gündüzünde yapılan bir pagan kutlamasıyla yılbaşı Noel kutlaması olarak 25 Aralık tarihine denk geliyordu. Özetle bu Noel kutlamaları tamamen paganlardan yani putperestlerden Hristiyanlığa geçmiştir. Peygamberlerin en fakirlerinden biri olarak yaşadığı Hristiyanlarca da ifade edilen Hz. İsa ile bu gecenin sefaatinin, israfının ve çılgınlığının ne alakası olabilir? Hem Hz. İsa haşa insanlara çam kesmeyi, içki içmeyi, domuz yemeği veya fuş yapmayı mı emretti? Sonuç olarak bütün bu rezilliklerin İsa peygamberle hiçbir alakası yoktur. İsa peygamberle alakası olmayan şeylerden biri de onun hakkında İncil'lere yazılmış olan uydurma sözler ve inançlardır. Bazı kötü amaçlı insanlar Hz. İsa'ya verilen İncil'i tahrif etmişler ve birçok İncil icat etmişlerdir. İsa peygamberden sonra kaleme alınan İncil'lerin dili Yunanca'dır. İsa peygamberse Yunanca bilmiyordu ve Yunan kültürüyle de herhangi bir alakası yoktu. Bu durum zaten her şeyi ortaya koymaktadır. Bu İncil'lere putperestlerden birçok inanç ve söylem karıştırılmıştır. Şimdi bunlardan bazı örnekler verelim. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. "Alın, yiyin." dedi. "Bu benim bedenimdir." Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek hepiniz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Bu dehşet sözler Hz. İsa adına atılmış iftiralardandır. Bir peygamber asla böyle şeyler söylemez. Bunlar putperestlerden uyarlanmış sözlerdir. Örneğin, Mitra yazıtlarındaki şu söz, bunların İncil'e putperestlerden esinlenerek yazıldığını göstermektedir. Benim bedenimi yemeyenler ve kanımı içmeyenler, böylece benimle birleşmeyenler kurtulamayacaktır. İnsan suretine girdiğine inanılan tanrıların etini yemek ve kanını içmek elbette çok eski bir adettir ve başlangıcı aslen yamyamlara dayanır. Tanrı'yı yeme vasıtasıyla tanrısal komünyon fikri Mısır Ölüler Kitabında da görülür. Kitapta ölüler tanrıları yiyor ve böylece onların güçleriyle doluyor olarak tasvir edilirler. Bununla birlikte bunun Mitra'ya özgü adetlerle bağlantısı aşikardır. Mitra'ya iman edenler, boğanın etini yemek ve kanını içmekle, yeniden doğacaklarına ve Mitra'yla birlikte güneşin göklerdeki evine yükselerek, ölümsüzlüğe kavuşacaklarına inanırlardı. Bereket tanrısı, Attis tapınımında kutsal yiyecek ayini vardı. Şarap, Attis'in kanını, ekmekse Attis'in bedenini simgeliyordu. Aynı İsa'nınki gibi. Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionysos'a tapanlar da benzer ayinleri yapmaktaydılar. Dionysosçular sembolik olarak hatta bazen bir hayvanı kurban ederek Dionysos'un etini yiyip kanını içiyorlardı. Bu sembolik ayinle Dionizos'un ruhuyla birleştiklerine, ölümsüz olduklarına, arınıp yeniden doğduklarına inanıyorlardı. Ekranda milattan önce 400'lere ait bir Yunan vazosunun üzerinde bulunan resim görülmektedir. Dionysos'un önünde Hristiyanların kutladıkları gibi bir kominyon, sunak önündeki şarap kapları Dionysos'un kutsal kanını simgeliyor. İşte kiliselerde bu eski pagan ayini halen yapılmaktadır. Kiliselerde ekmek ya da bisküviler İsa'nın eti veya bedeni olarak yenir. Kırmızı şarap İsa'nın kanı diye içilir putperestleşen Hristiyan adeti açıkça yamyam özelliği alarak ekmek ve şarabın İsa'nın gerçek eti ve kanı olma fikrini geliştirmiştir. Hristiyanlar, kominyon ekmeği ve şarabının ayin sırasında gerçekten İsa'nın eti ve kanı haline geldiğini iddia etmişlerdir. Bugün hala kilise tarafından ileri sürülen tuhaf ve komik bir iddia. İsa'nın bedeli İsa'nın bedeni. İsa'nın bedeni. Tertulyan, İsa'nın bedeni incinmesin diye, rahiplerin ekmeğin hiçbir kırıntısının ve suyun hiçbir damlasının yere düşmemesi hususunda çok büyük bir dikkat gösterdiklerini belirtir. 818 yılında Paskasius, Mesih'in vücudunun yendiğini ve dışkıya dönüştüğünü düşünmekten çok sıkıldı ve orta çağlarda dinsel törendi yedikten sonra bir kişinin kusması veya bir köpek ya da farenin Tanrı'nın vücudunu yemesi durumunda ne yapılması gerektiği hususunda çok ciddi tartışmalar yapıldı. Arthur Vigal'in kitabında verdiği bilgiler bu pagan geleneğini benimseyip de İsa'ya uygulayan Hristiyanların aslında nasıl bir saçmalığa inandıklarını ortaya koymaktadır. Ölümsüz kanı döküp bizi kurtardın. Mitra yazılarındaki bu ifade ise İncil'de şu şekilde hayat bulur. Mesih'in kanı aracılığıyla kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Erken dönem Hristiyanların yaşadığı günlerde tanrıların yeryüzünde oğullar edindiği inancı hala yaygındı. Acı çeken tanrılara tapınma her yerde vardı ve günahlardan kurtulmak için insan kurban etme adetlerinde kurbanlara işkence etmek çok yaygındı. Ölen ve yeniden dirilen tanrı kavramına tarih boyunca sürekli tanık oluyoruz. Mitolojilerde Osiris, Attis, Dionysos, Herkül ve diğerleri hep acı çekerek ölüp sonra da dirilen tanrı ve tanrı çocuklarıydı. Böylece insanlık için acı çeken tanrı oğlu fikri Hristiyanlığın da temelini oluşturdu. İsa peygamber de onlara göre insanlığın günahlarını temizleyen Tanrı'nın oğlu ve kesilen kuzusu oldu. Yunan kültüründe bir Tanrı'dan Tanrı'nın doğumu doğal karşılanan bir durumdu. Tanrılar ve tanrıçalar insanlarla çiftleşirler ve doğururlardı. Doğan kahraman süper kuvvetlerle donanmış olarak dünyaya gelirdi ve sonuçta onlar da ölürdü. Bu yaygın pagan geleneği İsa'ya uyarlandı. Tanrı'nın bir enkarnasyonu olan, acı çeken, ölen ve tüm insanlığa kurtuluş getirmek için ölümden sonra dirilen İsa figürü oluşturuldu. Hristiyanlar, İsa peygamberin insanlığın günahları için çarmıhta öldüğüne inanır. Oysa çarmıha gerilen sadece İsa peygambere benzeyen biriydi. Bu durum Kur'an'da bildirilmiştir. Antik Yunanistan'da belirli bir bireyi bir günah keçisine dönüştürme şeklinde bir gelenek vardı. Bu günah keçisi sembolik olarak insanların günahlarını üstüne alıyor ve şehirden uzaklaştırılıyor ya da öldürülüyordu. Bu bireye sihirli insan anlamına gelen parmakos adı veriliyordu. Ona zulmedilmesi açıkça dinsel bir olaydı. O ölmeden önce halkın parasıyla özellikle saf yiyeceklerle besleniyor, ona kutsal giysiler giydiriliyor ve o kutsal bitkilerle taşlandırılıyordu onun kutsal bir şekilde kurban edilmesiyle şehrin günahları ortadan kaldırılıyordu. Bir parmakosun yazgısı aşağılanmak, dövülmek ve öldürülmekti. Hristiyanlar işte bu hikayeyi İsa peygamberi uyarladı. Ayrıca Hristiyanlar İsa peygamberi kurbanlık kuzu olarak nitelendirirler. Oradan geçen İsa'ya bakarak işte Tanrı kuzusu dedi. Suçsuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz. Pers yazıtlarında Mitra boanın kendisidir ve yine Hristiyan teolojisindeki gibi kendisini insanlık için acı bir ölümle feda eder. Bu mitsel anlatımlardaki aşamalardan bir diğerinde boğa koça dönüşür. Mitra ile birleşen zodyak koçu Aries, Pers mitolojisine girerken karşımıza kuzu olarak çıkar. Hristiyan teolojisindeki hakim görüşte de Tanrı kuzusunun kurban edilmesi fikri Mitraizme inananların inancıyla aynı şekilde eşsiz bir yere sahiptir. Boğazlanmış kuzu imgesi Mitra taraftarlarının aşina olduğu bir imgeydi ve Mitra'nın yedi ruhunun tek bir bedende görünümü kabul edilmesi İncil'de İsa'nın kuzunun yedi boynuzu, yedi göz ve yedi ruhu olarak uyarlanmıştır. Şimdi de bu Mitra inanışının İncil'e uyarlanmış şekline bakalım. Dört yaratığın ve ihtiyarların çevrelediği tahtın ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. Kuzunun yedi boynuzu ve yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. İşte gördüğünüz bu garip ifadeler tamamen mitolojiden uydurulmuş, ayet diye İncil'e karıştırılmış uydurma sözlerdir. Bir başka uydurulmuş sözlerse İsa'nın yani Hristiyanlara göre kuzunun kanıyla arınma ve temizlenme düşüncesidir. Kaftanlarını kuzunun kanında yıkayıp bembeyaz ettiler. Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Kanda yıkanma olgusu putperestlerden Hristiyanlığa geçmiştir. Boğanın kanında yıkanma ve aklanma olgusu kuzunun ve İsa'nın kanında yıkanma şekline dönüşmüştür. Dinin yeni mensuplarını boğa veya koç kanı serperek veya yıkayarak temizleme törenleri çok yaygın olarak Mitra'nın ayinleri arasında bulunmaktaydı. Bu temizleme ile o kişi yeniden doğardı. Bu Hristiyan ifadesinde kuzunun kanıyla yıkandı şeklinde yer alan düşünceyi yansıtır. Kısacası kuzunun kanıyla yıkanmış olma düşüncesi de mitraizmden ve diğer putperest inançlardan gelir. Arthur Vigal bu durumu şöyle özetlemektedir. Antik kurbanların kan ve şarabı Hristiyan teolojisinin pek çok yüzüne sıçradı. Onun dogmaları, vahşi görkemi ve unutulan çağların korkunç mezbası arasındaki başlangıçlarının anlatılan efsanelerini bugüne taşıdı. Kilise ayinindeki neşe ve korku karışımı, Festivallerinde yankılanan eski tanrıların zafer çığlıkları ve günahların affedilmesi için katledilen sayısız insan suretine girmiş, inkarne tanrıların iniltileri dualarında ve ilahilerinde hafif sesle işitilir. Hristiyanlarca İsa peygambere kurbanlık kuzu benzetmesinin dışında bir başka benzetmede onun asma olduğu hususunda yapılmıştır. Ben gerçek asmayım. Oysa asma mitolojideki şarap tanrısı Dionizos'un baş sembolüdür ve bu asma sembolü onun heykel ve resimlerine de yansımıştır. İşte şarap tanrısı Dionizos'un sembolü Hristiyan düşüncesine aynen aktarıldı. Ekranda gördüğünüz bu rölyeflerdeki haç ve üzüm asmaları dikkat çekmektedir. Yine Mitolojiden yapılan bir başka uyarlamada, İsa peygamberi yapılan kaya benzetmesidir. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler. O kaya Mesih'ti. Mitra'nın kayadan doğduğu belirtilen versiyonlarında, Kaya'dan gelen tanrı olduğu söylenirdi. Takipçileri kurtarıcı tanrı Mitra'nın doğduğu bu kayadan çıkan ruhsal suyu içmeye çalışırdı. Putperest mantığına göre bir insanın tanrılaşmaması için bir neden yoktu. Özellikle de putperest kavimlerin hükümdarları tanrılaştırılmıştır. Örneğin Mısır firavunları güneş tanrısı Ra'nın oğulları olarak görülürlerdi. Romalılardaysa, ise İmparatorlarının öldükten sonra geleneksel olarak bir tanrıya dönüştüklerine dair bir inanç vardı. Ekranda gördüğünüz heykel Roma İmparatoru Claudius'a aittir. Bu heykelde hayatında gerçekte ürkek, kekeme ve çelimsiz bir adam olan Claudius, putperestler tarafından tanrıların kralı olarak kabul edilen Jüpiter'e transform edilmiş vaziyettedir. Hristiyanlar tarafından bir kral olarak görülen İsa peygamberse, işte aynen bu hükümdarlar gibi tanrılaştırıldı. Putperest inançlarından yapılan bütün bu uyarlamalar aslında sadece İsa Aleyhisselam'a yapılmamıştır. Hazreti Meryem de bu yakıştırmalardan nasibini almıştır. Bunlardan biri onun Tanrı'nın anası olduğudur. Madem ki İsa Tanrı'dır, öyleyse onu doğuran kadın da Tanrı'nın anasıdır diye düşünüldü ve Hazreti Meryem, Tanrı'nın anası olarak lanse edildi. Putperest kafası için bu doğal bir açıklamaydı. Diğer bir yakıştırmada ona verilen deniz yıldızı ünvanıdır. Hristiyanların hazırladığı bu görmekte olduğunuz afişte Hazreti Meryem'e Star of the Sea yani deniz yıldızı denildiği görülmektedir. Bu konular hakkında tarihçi Arthur Vigal şu açıklamaları yapmaktadır. İsa'nın anası Meryem'e verilen Tanrı'nın anası ünvanı, ilk olarak Büyük Isis tapınmasının Mısır'daki en büyük merkezi olan İskenderiye ilahiyatçıları tarafından 3. yüzyılın sonlarına doğru verilmiştir. Ve 4. yüzyılda Hristiyanlığın putperestlik üzerinde hızla zafer kazanmasından sonra Meryem bu ünvanla daha çok anılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte milattan sonra 430 yılları civarında Hristiyan ilahiyatçısı olan Proklus bir vaazında ona tanrısallık atfeden bir konuşma yapıyor ve onu Tanrı'nın anası, Tanrı ve insan arasındaki aracı olarak adlandırıyordu. Isis, Venüs veya Afrodit'le de aynıydı. Afrodit denizin köpüklerinden doğmuştur ve bu nedenle Isis yavaşça deniz ve denizcilerin tanrıçalarının koruyucusuna dönüşmüştür. Meryem Ana, Isis'in yerini aldıktan sonra Roma Katolik ülkelerinde sıklıkla anılan Stella Maris, deniz yıldızı ünvanını da almıştır. Isis'in heykelcik ve resimleri Meryem Ana ve çocuğuna dönüşmüşlerdir. Isis, ayla tanımlanırdı. Bu, Meryem'in pek çok çiziminde hilal bulunuşunun sebebini açıklar. Milattan sonra 431'de bir Hristiyan konsülü daha önceden pagan tanrıça tapınmalarının ana merkezi olan Efes'te toplandı ve artık vazgeçilmiş olunan tanrıçanın ünvanlarını İsa peygamberin annesi Meryem'e vererek onu cennetin kraliçesi ve Theotokos yani tanrının anası olarak ilan etti. Efes'te Anadolu'nun büyük ana tanrıçası olan Artemis'in tapınağı vardı. Bu, Yunanlılar tarafından o zamana kadar yapılmış en büyük tapınaktı ve dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmektedir. Bu Hristiyan konsülünün sadece birkaç yıl önce pagan tanrının anasına tapınılmakta olan şehirde olması hiç de şaşırtıcı değildir. Hristiyanlıkta Meryem'e pagan gizemlerinin büyük ana tanrıçasının rollerinden çoğu verilmiştir. Ayrıca Kutsal çocuğu tutan Mısırlı tanrıça Isis'in heykelleri Hristiyanların Meryem ve Bebek İsa tasvirlerinin birçoğuna örnek olmuştur. Eski Mısır'da ve Roma'da tanınıp tapınılan tanrıça Isis aynı zamanda tanrı Horus'un annesiydi. Yani putperestlere göre o bir tanrının annesiydi. Ayrıca deniz ve deniz tanrıçalarının koruyucusu olarak da ilan edilmişti özetle, işte bütün bu putperest motifleri aynen Hazreti Meryem'e uygulanıp Tanrıça yerine konuldu. Hristiyanlarca ona Tanrı'nın anası ve deniz yıldızı ünvanları verildi. Putperestlerden Hristiyanlığa geçen şeyler sadece bunlarla da sınırlı değildir. Putperestlerden Hristiyanlığa geçen en önemli inançlardan biri de Teslis inancıdır. Hristiyanlar Tanrı'yı kutsal bir üçlü olarak düşünürler. Hristiyanlara göre üçlü birlik kendini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh benliklerinde açıklayan tek Tanrıdır. Hristiyanlara göre Tanrı kendini üç farklı bilinç merkezinde açıklar. Bunlar Tanrı'nın parçaları asla değildir. Çünkü Tanrı parçalara bölünemez. Ancak bunlar Tanrı'nın kişilikleridir. Bilinç merkezleridir. Baba enerjideki güce, oğul enerjinin ışığa dönüşmüş haline, kutsal ruhta yayılan ısıya benzetilir. Hristiyanlar, bu tip açıklamalarda bu putperest inancını makul göstermeye çalışsa da, tesis inancı Allah'a ortak koşmaktan başka bir şey değildir. Ve işte bu sapık ve saçma inanç, gördüğünüz üzere Hristiyan çizimlerine de yansımıştır. Hristiyan düşünürleri, teslisin açıkça putperest asıllı oluşu ve Mesih'ten yaklaşık 300 yıl kadar sonra kilise tarafından uyarlanması hususunda araştırma yapmak için tam bir arzuya sahip değillerdir. Teslis, İsa'dan 300 yıl sonra kilise tarafından uydurulmuştur ve bu kavramın kökeni tamamen putperestliktir. Milattan önce 4. yüzyılda Aristoteles, her şey üçtür ve üç kere bütündür biz de bu sayıyı tanrılarımıza ibadet ederken kullanalım der. Pitagoreyanların dediği gibi her şey ama her şey üçlerle sınırlandırılır. Sonda, ortada ve başlangıçta her şey bu sayılara sahiptir ve bunlar teslisi oluşturur. Erken dönem dini düşüncesini derinden etkilemiş olan antik Mısırlılar genellikle kendi tanrı ve tanrıçalarını teslisler üzere düzenlerlerdi. Osiris, Isis ve Horus teslisi, Amen, Mut, Honsu teslisi, Hunun, Satis ve Anukis teslisi ve diğerleri. Hindu teslisindeki Brahman, Siva ve Vishnu'da da bu çok yaygın teolojik kavramın bir başka şeklidir. Milattan önce 6. yüzyılda yaşamış Putperest Heraklitus şöyle der: baba ve oğul aynıdır. Aynı ifade, tahrife uğramış İncil'de İsa'ya şöyle uyarlanmıştır. Ben ve baba biriz. Görüldüğü üzere, tek tanrıda üç kişilik fikrinin esas kaynağı putperestliktir. Ekranda putperest tesislerinden örnekler görmektesiniz. İşte bu tesis inancı aynen Hristiyanlığa uyarlandı. Yeni Katolik Ansiklopedisinde bu durum şöyle itiraf edilir. Ancak 4. yüzyılın son dönemindedir ki, tek tanrıda üç kişiler şeklinde tanımlanabilecek kesin bir tesis dogması, Hristiyan hayatına ve düşüncesine tamamen asimile edilmişti. Teslis, üç asırlık doktrinsel gelişmenin ürünüdür. birçok putperest adeti Hristiyanlığa geçtiği gibi Hristiyan din adamlarının ünvan ve kıyafetleri de putperestlerle çok benzerlikler taşımaktadır. Mitra'ya özgü inancın başı Peter Patrum, babaların babası olarak adlandırılırdı ve Roma'da yerleşikti. Benzer bir şekilde kilisenin başı şimdi pop olarak bilinen Papa babadır ve Roma'da yerleşiktir. Hristiyanlık, çan, mum ve kutsal su kullanımını, katakomp yeraltı mezarlığı kullanımını, kutsal yer olarak Vatikan Dağı'nın seçimini ve pek çok diğer kullanımları mitraizmden devraldı. Mitracıların kutsal babası başrahip, kırmızı başlık ve giysi giyerdi. Yüzük takar, bir çoban değneği taşırdı. Hristiyanların başı da aynı ünvanı aldı ve aynı biçimde giyindi. Hristiyan rahipler aynı Mitra rahipleri gibi baba, peder adını kullandılar. Ayrıca Hristiyanların dini liderleri olan papalar, Pagan başrahibinin antik adı olan Pontifex Maximus ünvanını da almışlardır. Aslında Hristiyanların dini liderlerinin baba ismini alması çok ilginçtir. Çünkü inandıklarını iddia ettikleri İncil'de şöyle bir söz vardır. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Görüldüğü üzere Hristiyanların en büyük din adamları bile İncil'le çelişki içindedirler. Mitracılar, Güneş Tanrı'nın yükselişini anmak için Mist adı verilen üzeri Mitra haçı kabartmalı güneş biçiminde bir çörek yerlerdi. Bu çörek de Hristiyanlığa uyarlanmıştır. Katoliklerde mayasız ekmek güneş biçimini hala korumaktadır. Ayrıca mitolojide yarı insan yarı balık olan balık tanrısı Dagon'un başlığı aynı şekilde Hristiyan din adamlarına geçmiştir. Bu başlık gerçekten bir balık başıdır. Dagon rahiplerinin şapkası bir balığın açık ağzına benzer. Ekranda gördüğünüz resimde başlıklar arasındaki benzerlik çok açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca, bu resimde tanrı Kibelen'in başlığı da papanın başlığıyla aynı şekildedir. Burada ise, tanrı çekibelenin tahtıyla papanın tahtı arasındaki benzerlik dikkat çekmektedir. Bugün Vatikan'da muhafaza edilen Hristiyanların Havari Petrus'un papalık tahtı olarak kullandığını iddia ettikleri bu antik sandalye ise aslen putperest asıllıdır. Zaten üzerindeki oymalar bu sandalyenin paganlardan alındığını göstermektedir. Putperestlerin asa ve sembolleri ile Hristiyan din adamlarınınkinin benzerliği de oldukça dikkat çekicidir. Ekranda Babil mitolojisinin tanrılarından Tammuz'a ait bir rölyef görmekteyiz. Tammuz'un elindeki asa haç şeklindedir ve Hristiyan din adamlarının kullandığının tıpatıp aynısıdır. Zaten Hristiyanlıktan önce ortaya çıkmış birçok eski putperest inançta haç ve benzeri figürlere rastlanmaktadır. Bu da haçın ana kaynağının putperestlik olduğunu ortaya koymaktadır. Şu anda ekranda gördüğünüz eski dönemlere ait bu muskanın alçı kalıbı, İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolana dek Berlin Müzesi'nde yer almıştır. Muska, Hristiyanlığa ait gibi görünebilir. Ancak üzerinde Yunanca olarak Orpheus Bacchus yazmaktadır. Bunlar Osiris ve Dionysos'un takma adlarıdır. Gördüğünüz üzere Hristiyanlıktan çok önceleri haç ve ona çok benzeyen şekiller tapınma nesnesi olarak kullanılıyordu. Çam kozalağı birçok putperest inançta önemli bir yere sahipti. Ekrana yansımakta olan bu rölyefte bir Asurlu elinde çam kozalağı tutmaktadır. Aynı kozalağı putperestlerin tanrılarından Dionysos'un asasında da görmekteyiz. Burada ise Vatikan'daki çam kozalağı anıtını görmekteyiz. Ve putperestlerin çam kozalağı en sonunda Papa'nın asasına sıçradı. Hristiyan din adamları çeşitli şekillerde asalar kullanırlar. Ekranda gördüğünüz Hintli papazın asasındaki yılanlar dikkat çekmektedir. Eski Mısırlıların tanrılarından Osiris'in ekrana yansıyan sembolünde de aynı yılanları görmekteyiz. Yılanlar dışında az önce bahsettiğimiz çam kozalağı da Osiris'in sembolünde bulunmaktadır. Burada ise sol tarafta görmekte olduğunuz Mısır ait heykeldeki asa, sağdaki Hristiyan din adamlarındakinin tıpatıp aynısıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, güneş veya güneş adına uydurulmuş tanrılara tapmak tarih boyunca birçok putperest kavmin vazgeçemediği bir şey olmuştur. İşte Hristiyanlık, paganların taptığı güneş tanrılarının sembollerinden de birçoğunu kendine uyarlamıştır. Şu anda görmekte olduğunuz sembol, Babiller ve Sümerler tarafından tapınılan güneş tanrısı Şamaş'ın sembolüdür. İşte bu sembol şu anda ekranda gördüğünüz üzere kopyalanıp Hristiyanlığa uyarlanmıştır. Buradaysa ise bir Asurlu'nun kolunda bulunan güneş sembolünün aynısı eski papalardan birinin eldiveninde görülmektedir. Eski Mısırlıların güneş tanrısı olarak tapındığı Ra'nın sembolü obelisktir. Ve Ra'nın sembolü olan obelisk, Katoliklerin kutsal saydığı Vatikan'da Sempeter Peter Meydanı'nın tam ortasında yer almaktadır. Ayrıca bu meydanın kuş bakışı görünümüne bakarsak ortaya çıkan şeklin Hindistan'da bulunan güneş tapınağındaki güneş tekerleği şeklinin aynısı olduğunu görürüz. Hristiyanlık derinlemesine incelendiğinde daha bunlar gibi birçok şeyin putperestlerden Hristiyanlığa uyarlandığı görülecektir. Bu konuda otoriter tarihçi Will Durant şu açıklamayı yapmaktadır. Hristiyanlık paganizmi yok etmedi. Onu adapte etti. Grek dili asırlar boyunca felsefeye nüfuz ettikten sonra Hristiyan edebiyatında ve ibadet hayatında kullanılan araç oldu. Grek gizemleri Kuddas ayininin etkileyici gizemine dönüşerek Hristiyanlığa geçti. Diğer pagan kültürlerde bu çok etkili sonuca katkıda bulundu. Mısır'dan tanrısal teslis fikirleri geldi. Hristiyanlık antik pagan dünyasının son büyük yaratığıydı. Hristiyanlığın bu kadar yoğun bir şekilde putperest inançlarını barındırmasında iki kişinin büyük etkisi olmuştur. Bunlardan birisi gerçek ismi Saul olan Paulus'tu. Aziz Pol ismiyle de Hristiyanlıkta ün yapmıştır. Diğeri ise Roma İmparatoru Konstantin'di. Paulus, dönemin Yunan kültürünü benimsemiş olan bir Yahudidir. Gerçekte Paulus, İsa peygamberle hayatındayken hiç karşılaşmamış olmasına rağmen, İsa'nın dünyadan ayrıldıktan sonra kendisine göründüğünü ve kendisinin ondan vahi aldığını iddia etmiştir. kardeşlerim, yaydığım müjdenin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü ben onu insandan almadım. Kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı. Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip, lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için oğlunu bana göstermeye razı olunca, hemen insanlara danışmadım. Mesih'le çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Paulus, işte bu sözlerle kendisinin vahi aldığını, hatta Mesih'in kendisinde yaşadığını iddia etmiştir. Paulus, kendi döneminde Atina ve İskenderiye'yi bile geride bırakmış ve pagan felsefesinin asıl merkezi haline gelmiş olan Anadolu'daki Tarsus'un bir yerlisiydi. Orada doğmuştu. Mitras gizemleri Tarsus'ta çok yaygındı ve Paulus da bu öğretilerin etkisinde kalmıştı. İsa peygamberin asla düşünmediği itikadi fikirler ortaya attı. Şeriatsiz bir din anlayışı ortaya koydu. Paulus, putperestlerden takipçi kazanmak amacıyla İsa'nın haçta günah kefaret olarak öldüğüne ve dirildiğine inanılmasıyla ilahi esenliğe erişilebileceğini öğretti. Paulus, Mitra öğretilerinden birçok öğretiyi vahi adı altında Hristiyanlığa geçirdi. Mitra dini ve ayinleri hakkında yeterince bilgimiz olmamasına karşın, Pol'ün mektuplarında kullandığı anlatım tarzının İnciller'den çok Mitra kültürünün terimlerine yakın olduğunu açıkça görebilmekteyiz. Mitra öğretilerini benimseyen Paulus, icat ettiği haç ve kan inciliğiyle paganlara yöneldi. İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve onun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca, ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. İşte burada da gördüğünüz üzere Paulus, İsa'nın kanının ona inananların üzerine serpilmesi gibi tuhaf inanç ve sözler uydurdu. Putperestler sınırlı güce sahip bir peygambere ilgi duymazlardı. Çünkü onların hayallerinde icat ettikleri sonsuz güce sahip olduklarına inandıkları Zeus'ları, Apollyo'ları, Mitra'ları vardı. Paulus Sünnetle alay eden, şeriatı reddeden bu putperest kitleleri etkisi altına almak için İsa'yı bu tanrı figürleriyle yarışabilecek bir konumda sunmayı düşündü ve bunu yaptı. Pavlus'un İsa'sı, paganların Mitra'sı, Osiris'i ve Dionizos'u gibi mitsel bir figürdü. Pavlus'un yaptığı bir başka icra ise putperest Roma yönetimini kutsal olarak göstermek olmuştur. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan, öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağır başlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. İşte Pavlus'un İncil'deki bu yazılarına baktığımızda, onun ne kadar statikocu ve mevcut siyasal otoriteyi ne kadar kabullenici ve yanında yer alıcı bir düşünceye sahip olduğunu görebiliriz. Pavlus, bu düşüncesiyle siyasal otoriteyi tanrısal iradenin bir tezahür olarak görmektedir. Böyle olunca da ilahi yasalara aykırı siyasal otoriteye itaat şart olmaktadır statikonun korunması önceliklidir. Paulus, bununla bulunulan her konuma, her ortama uyulması gerektiğini belirtiyor. Oysa onun bu fikirleri, İncil'deki şu sözlere tamamen aykırıdır. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış, insan töresine uyuyorsunuz. İsa onlara ayrıca şunu söyledi. Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Pavlus'la İsa peygamberin öğretileri arasında çok büyük farklar vardır. Bugünkü Hristiyanlık, İsa peygamberin getirdiği prensiplerden çok Pavlus'un yorumlarıdır. Pavlus'un telkinleri Tanrı'yı değil, İsa Mesih'i merkez almıştır. Tarihsel İsa gerçeğinden ziyade Pavlusçu inancın ortak noktası İsa'nın haça gerilmesi ve tekrar dirilmesi hikayesidir. Pavlus'a göre İsa Mesih, varlık öncesi mevcut olan tanrısal bir varlık, Tanrı'nın oğludur. O, görünmez Tanrı'nın görüntüsüdür. Bütün yaratılışın İlk doğanıdır. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır. Her şeyden önce var olan odur. İnsanlığın kurtuluşu için tanrısal yüceliğinden soyunmuş ve insan suretine bürünerek yeryüzüne inmiştir. İnsanların kurtuluşu için de çarmıhta ölmüştür. Paulus çarmıhta ölen ve sonra dirilen Mesih dogmasını savunmuş ve kurtuluşun ancak buna inanmakla olduğunu vurgulamıştır. Oysa İsa peygamberin öğretilerinde önemli olan kendi şahsiyeti ya da kimliği değil, tebliğ ettiği ilahi mesajdır. Allah'ın egemenliğine ve onun emir ve yasaklarına uymayı vaaz etmiştir. Pavlus'ta ise önemli olan İsa'nın şahsiyetidir. Diğer önemli bir fark da İsa'nın ilahi hukuku savunması, Pavlus'un bu hukuka karşı çıkmasıdır. İsa peygamber, halihazırdaki bir dini yıkıp da onun üzerine kendi ismiyle anılacak yeni bir din kurmak için de gönderilmemiş, sadece Yahudilere verilmiş şeriatın bozulan kısımlarını düzeltmek ve yeni bazı kuralları bildirmek amacıyla İsrailoğullarına gönderilmişti. Çarmıha gerilmemiş, Hristiyanlık diye bir din de kurmamıştı. Zaten bu Hristiyan ismi bile onun dünyadan ayrılmasından sonra başkaları tarafından uydurulmuştur. Bu, İsa peygamberden sonra uydurulmuş olan İncil'de de itiraf edilmektedir. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Hristiyan adı verildi. Hristiyanlığın Paulus'tan sonraki ikinci büyük mimarı ise Roma İmparatoru Konstantin'dir. Konstantin birçok putperest adet ve kutlamasını Hristiyanlığa geçirtti. Bunların bazılarından daha önce bahsetmiştik. Konstantin, İznik'te topladığı konsülde ise teslis inancının kabul edilip İsa'nın tanrısallaştırılmasına öncülük etti. Ayrıca bugüne kadar gelen tahrife uğramış İncil'lerin resmi olarak kabul edilmesini de sağlamıştır. Özetle bu iki insan günümüze kadar gelen putperest özellikle Hristiyanlığın oluşmasını sağlamıştır. Ve yok olduğu sanılan başta Yunan mitolojisi olmak üzere birçok putperest inanç Hristiyanlığın içine sinmiştir. Ve halen orada yaşamakta ve yaşatılmak istenmektedir. Kiliselerin gizemli yapay loşluğu da işte bu amaca hizmet eder. Yani yakılan mumlar, tütsüler, duman, göz kamaştıran bir renk dizisi, çınlayan müzik, kutsal su serpmeleri, görkemli alaylar, dinsel ezgiler, ezberden okumalar, ahenkli gösteriler, her tarafı sarmış ancak bir pagan tapınağında bulunabilecek heykeller ve genel bir başkalık atmosferi bir çeşit sihir görevi görmektedir. Bu yöntemlerin bazıları gerçekten çok kurnaz bir şekilde kullanılmaktadır. Mesela bütün bu ürkütücü heykellerle özel bir korku ve gizem havası verilerek insanların psikolojik etki altına alınması sağlanır. Ne Hristiyan ayin ve merasimlerindeki bütün bu şatafatlı ve gösterişli kıyafetlerin ne de Hristiyan mabetlerini sarmış bütün bu heykel ve resimlerin son derece mütevazi bir hayat yaşamış olan İsa peygamberle hiçbir alakası yoktur. Bütün bunlar ancak Putperestliğin devamıdır. Günümüzde putperestlik hala yok olmamıştır. Bu Yunan ve Roma mitolojilerinin uyduruk tanrılarının isimleri Allah'ın yarattığı gezegenlere bile putperestlik meraklıları tarafından isim olarak verilmiştir. Evet. Gezegenlerin isimlerini araştırdığınızda bunların Yunan ve Roma mitolojilerinin tanrılarının isimleri olduğunu göreceksiniz. Belgeselimizde yer yer insanların hayallerinde uydurduğu bu uyduruk tanrılardan bahsettik. Şüphesiz ki bütün bu tanrılar ancak bir hayal ürünüdür. Hepsi birer saçmalıktır. Alemlerin tek ilahı vardır. O da her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. Ve ondan başka da bir ilah yoktur. Hz. İsa ise sadece onun kulu ve peygamberidir. Evet, Hz. İsa bir bakireden doğmuştur. Ama bu onun tanrılaştırılmasını gerektirmez. Bu sadece bir mucizedir. Sonuçta ilk insan olan Adem aleyhisselam da anasız ve babasız olarak yaratılmıştı. O da sonuçta sadece Allah'ın bir kuludur. Bütün bunlara rağmen maalesef bugün Hristiyanlıkta Hz. İsa takip edilecek bir insandan çok tapınılması gereken bir ilah olarak görülmektedir. Ey Hristiyanlar! gerçekten İsa peygamberin izinden gitmek istiyorsanız, tek yapmanız gereken İslam dinine girmek olacaktır. Böylelikle Allah'ın tahrife uğramamış tek kitabı olan Kur'an'da gerçek İsa'yı bulacaksınız ve onun gelmesini müjdelediği son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak kurtuluş yoluna gireceksiniz. Artık Putperest öğelerle bezenmiş Hristiyanlığı bırakın ve putlarınızdan kurtulun. Sonuçta Hazreti Meryem de Hazreti İsa da birer insandı ve putperestliğe karşıydılar. Haydi artık kulları ilahlaştırmayın. Bundan vazgeçip putlarınızı atın ve sadece Allah'a kulluk edin. Kulları putlaştırmayı bırakıp İslam dinine girin. İşte tek kurtuluş yolu budur. de ki Ey kitap ehli sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin Allah'tan başkasına tapmayalım ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini tanrı edinmesin Eğer yüz çevirirlerse şahit olun biz Müslümanlarız deyin